otobüs Tayo. Ben de Dori. Tayo çok güzel bir safari otobüsüne dönüştü. Ve şimdi cesur bir gezgine dönüşen Dori ile Afrika'ya gidiyoruz. Hazır mısın bakalım? Gidelim. Safari otobüsü Tayo. Anne çita üzgün. Oo, şuraya bakın. Havalı benekleri olan bir çita çok hızlı koşuyor. Ondan kaçmaya çalışan otçulları da görüyoruz. Vay canına, bir şeyi yakaladı. Çok havalı. Bu olamaz. Ava için çok üzülüyorum. Evet, ben de çok üzülüyorum. Dori ve Tayo bir anda yanlarında oturan yavru çitayı gördüklerinde şaşırıp irkildiler. Bebeğim, bebeğim, neredesin? Yemek vakti geldi. Oradaki çita senin annen mi oluyor yani? Evet, ama ben yemeğe gitmek istemiyorum. Dori, Dori, hadi gel, yemek hazır. Aslında bakarsan benim de annemin yemeğe çağırması hoşuma gitmiyor. Evet. Ne yapalım peki? Saklambaç oynayalım mı? Saklambaç mı dedin? Biliyor musun o benim en sevdiğim oyun. Ben de oynamak istiyorum. Ama anlamıyorum. Senin gibi kocaman bir otobüs saklanamaz ki. Aa, o zaman Tayo ebe olur. Tamam, ben ebe olurum. Parmak ucunda sessiz ol, yakalanma. Zıpla zıpla etrafta, hadi bul en gizli yeri. Nereye saklandın? Hadi çık dışarı. Nerede, nerede, neredesin? Nerede, nerede, neredesin? Tayo uçsuz bucaksız ovaya baktı. Dori, büyük ağacın yanında duruyorsun, görüyorum. Eyvah, yakalandım. Peki yavru çita nereye saklandı? Ben çayır çimenden başka bir şey görmüyorum. Evet. Buradayım. Vay canına, olamaz. Tünelin yüzünden seni ot sanmıştım. Ben de. O sırada uzaktaki anne çita bir anda koşarak yanlarına gelir. Vay be! Çok hızlı koşuyor. Ah, yavrumun sesi buradan geldi sandım. Yavru çitamı gördünüz mü? Biz saklambaç oynuyorduk ve... nereye gitti ki acaba? Şoför koltuğunda saklanıyordu. Kes şunu. Gıdıklanıyorum ama yapma. Eyvah. Sanırım yakalandım. Bebeğim hadi et yiyelim. Bizim için avlandım. Hayır, istemiyorum. Et dişlerime çok sert geliyor. Ben oyun oynayıp istediğim zaman yemek istiyorum. Ama sen hep acele ettiriyorsun. Ah, bu nereden çıktı? Eyvah. Sanırım sen de acıktın. Bence önce sen yemelisin. Zamanım yok ki. Aslanlar ya da sırtlanlar her an gelip yemeğimizi çalabilirler. Çok doğru söyledin. Biz gelirsek bu lezzetli yemeği bir ısırık bile almadan kaybedeceksin. Hepsi bizim olacak. Oh, yavru çitam günlerdir doğru düzgün et yemedi. Acaba birazını ona ayırır mısınız? Benim yavru aslanım da et yiyemedi. Koşmaya başlasanız iyi olur. Yoksa yavru çitanı da seninle birlikte yeriz. Aa, tamam tamam. Hadi gidelim tatlım. Dori ve Tayo sinirlendi. Dori koltuğa oturdu ve kornayı çaldı.
Hadi ama bu hiç adil değil. Anne çitanın yakaladığı yemeği nasıl çalarsınız? Adil değil mi? Çayırda güçlü olan hayvanın yemeğe konması gayet doğaldır. O yemeği başkası yakalamış olsa bile. Ha, lütfen ama karnınız açsa gidip kendi yemeğinizi avlayın. Sen avlanmak kolay mı sanıyorsun? Çok çabalamak gerekiyor ve çoğunlukla yakalayamıyorsun. O yüzden başkalarının yakaladıkları avı almak çok daha kolay. bu hiç adil değil. Adil değil diyorsanız gelin bakalım. Hey, siz bizi korkak mı sandınız? Sen bu kaba aslanlara karşı gelebilirsin, öyle değil mi? Biz aslanlarla başa çıkamayız. Ne? Biz aslanlar, leoparlar ve sırtlanlar gibi büyük etçillerden çok daha güçsüzüz. Bu yüzden onlarla başa çıkmaya gücümüz yetmez. Bu çok doğru. Çitalar bu sıska vücutlarıyla bizimle başa çıkabilir mi sanıyorsunuz? Yani yemeğinizi almalarına izin mi vereceksin? Evet, bu yüzden onlar almadan önce bebeğimi yemesi için ısrar ediyordum. Ben bunu hiç bilmiyordum. Özür dilerim anneciğim. Ben de özür dilerim anne. Ağlamayın ama. Beni de ağlatacaksınız. Ne? Siz neden ağlıyorsunuz? Bize kendimizi kötü hissettiriyorsunuz. Kötüsünüz zaten. Neyse, bu seferlik bırakalım o zaman. Hadi gidelim. Ama bu harika eti geride bırakamayız. Bunu sen de biliyorsun. Bak, şurada bir geyik var. Onu yakalarız. Hadi. Bizi bekle. Hey, yaşasın. Hepsi sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hadi, çabuk ye. Aslanlar gitti ama başka aslanlar ya da sırtlanlar her an gelebilir. Tamam anneciğim, hadi birlikte yiyelim. Ama benim gelen giden için nöbet tutmam gerek. Biz gözcülük ederiz. Hiç endişe etme, yavrunla birlikte yemeğini ye. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederiz. O gün Dori ve Tayo'nun nöbet tutması sayesinde anne çita ve yavru çita uzun zaman sonra ilk kez birlikte zevkle yemek yediler.